Merhaba. Bu hafta BIST şirketleri için konsolide ikinci çeyrek bilançolarının açıklandığı haftaydı biliyorsunuz. 19 Ağustos son gündü. Konsolide olmayanlar için de 9 Ağustos'ta açıklamışlardı finansallarını. BIST ikinci çeyrek karlarıyla ilgili yayınımıza ekteki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu yayınımızda 6 aylık rakamlarla güncellenmiş veriler üzerinden belirlediğimiz kriterlere uyan hisseleri titreleyeceğiz. Orta ve uzun vade için yatırım yapılabilir şirketleri araştıracağız. Öncelikle işyatırım.com.tr'de bulunan analiz menüsü altından gelişmiş hisse arama ekranını açıyorum. Bu sayfayı nasıl en verimli şekilde kullanabileceğinizi anlattığımız yayına ekranda gördüğünüz eğitim yayınımızın linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet, işyatırım.com.tr'den gelişmiş hisse arama ekranını açtım. Hazır şablonlardan bir tanesi geldi. Şimdi buradaki getiri potansiyeli alanı siliyorum. Çünkü getiri potansiyeli alanı kalırsa sadece iş yatırımının takip sitesi içindeki hisseler gelecektir. Aşağıda yaklaşık 406 tane hisse geldi. Şimdi istediğim değişkenleri burada eklemeye başlıyorum. Detaylı kriter listesi diyorum. Değerleme. Piyasa değerini eklemek istiyorum. PAVÖK ve net nakit. Aynı zamanda temettüsünü eklemek istiyorum. Temettü, 2019 temettü verimi. Ve oranlardan da cari firma değeri PAVÖK oranını eklemek istiyorum. Ve kapat diyorum. Aşağıda şu anda 109 tane hisse geldi. Şimdi filtrelemeye başlayayım. Yıllık cari PAVÖK en az 50 milyon TL olsun. En az 50 milyon nakdi olsun. PDF PAVÖK tabii ki sıfırdan büyük ve 10'dan küçük olsun. Sonuçları getir dediğim zaman yaklaşık 12'ye düştü. Likidite problemi yaşamamak için BIST 100 hisselerini almak istiyorum. Sonuçları getir diyorum. Şimdi bu 7 tane hissenin tek tek analizini yapalım isterseniz. İlk hissemiz Aselsan. Tarihsel olarak rekor seviyeye ulaşan bakiye sipariş büyüklüğü önümüzdeki yıllarda oldukça güçlü büyümeyi işaret ediyor Aselsan'da. Uluslararası benzerlerin çok üzerinde %19, %20 bandında PAVÖK marjı elde ediyor. O nedenle uzun vadeli hisseyi beğeniyoruz. Kısa vadede kamu bütçesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle şirketin nakit akışında bozulma var. Nakit akışındaki bozulma nedeniyle geçen senenin sonundan beri oldukça endeksin gerisinde kaldı. Kısa vadede nakit akışında düzenli olmadan endeksin üzerinde performans göstermesi biraz zor gözüküyor. Ama orta uzun vadede bu problem çözülecektir. O nedenle hisseyi uzun vadeli taşıyacak yatırımcılar için tavsiye ediyoruz. Hissede teknik olarak 17.50 üstüne atmadan yeni pozisyon açmanın riskli olacağını paylaşmıştık hafta başındaki yayınımızda. Hafta içine gelen Temmuz ayında yapılan tahsilat tutarının 690 milyon TL'yi geçerek 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmesi hisseye alım getirdi ve hissede çok sert hareket ederek 19-16'ya kadar yükseldi. Alım için fiyatın tekrar 18 seviyesinin üstüne atması riskinizi azaltabilir. Stop olarak da 16.68, 16.70 seviyelerini takip edebilirsiniz. Cemtaş, 500 milyon kadar piyasa değeri ve onun %10'u kadar da nakdi var elinde. FDF PAVÖK'le baktığımızda ise oldukça cazip gözüküyor. Haftalık bazda teknik olarak 4.90 desteğinden dönüyor ise. Şurada görmüş olduğunuz. 5 seviyesinin üstünde kalıcı olabilirse ise o zaman pozisyona giriş fırsatı olabilir. 5.40'da ise orta vade hareketin başlayabileceği bir direnç. Burada pozisyon olanların 4.90 stop seviyesini takip etmelerini öneriyoruz. Temettü anlamında baktığımızda ise her sene temettüyü dağıttığını söyleyebiliriz. Ama temettü veriminin biraz sınırlı olduğunu görüyoruz. %1, %2 bandında temettü verimi var. Hisse takip listemizde değil ve önerimiz yok. Piyasada hisseyi takip eden bir aracı kurum bulunmuyor. Bloomberg'de herhangi bir hedef fiyat yok. Ayfa Avcısı raporumuzdan Türkiye'yi seçtiğimizde buradan gördüğünüz üzere Cemtaş için herhangi bir Bloomberg önerisi yok. Analistlerin verdiği. Hisse 5 seviyesinin üstüne kalıcı olabilirse alım için fırsat olabilir. Ege Endüstri hisse 38 Ege Fibo direnci üzerine atabilirse alım için daha güvenli olur. 443 seviyesindeki destek izlenmeli. 61.8 desteği ise yaklaşık 457 seviyesine denk geliyor. Stop olarak çalıştırılabilir.
500 üstü hareketlerde yeni zirve kapanışları görebiliriz. Hissenin temettülerine bakacak olursak yaklaşık her sene temettü verdiğini görüyoruz ve temettü verimleri de özellikle son sene oldukça yüksek. Hisse düşük TL'den olumlu etkilenen şirketlerden. Bu durumdaki şirketlerle ilgili ayrıca bir yayınımız olacak. Enka. Kurla birlikte Enka'da da bir toparlanma var son dönemde. Beklentilerin üzerinde ikinci çeyrek rakamları da bunun etkili oldu tabii. Sözleşmesi biten 3 elektrik santralinde üretimin durdurulmasının ardından Holding'in enerji işindeki belirsizlikleri ve kar payı avansı dağıtmamaya karar vermesi uzun vadeli soru işaretleri yaratıyor. Alım için düşünen yatırımcıların 5.55 yani 50 günlük fiyat ortalamasının üzerine atmasını beklemelerini öneriyorum. Bu alım için riskinizi azaltacaktır. 5.55 üstü kapanışlar hisseye alım iştahının gelmesine yol açabilir. Bu durumda 5.98 direnci denenerek pozisyon açılabilir. Hisse için temel tarafta tut tavsiyemiz var. Ve yaklaşık %13'lük bir getiri potansiyeli hesaplıyoruz. Ereğli. Hisse ticari savaşlarının oldukça kötü etkilendiği için altılı seviyelere kadar geriledi. Haftalık bazda baktığımızda daha önce birkaç kere 200 günlük fiyat seviyesinden dönüş yaptığını görüyoruz. Bu da dönüş için bir şans olabileceğini işaret ediyor aslında biraz daha düşerse. 6.17 ve 6.06 yakın vade için destekler. Orta vadede 200 günlük yani 5.80 yatırımcıların alım kararlarını gözden geçirmesi gereken seviye. 6.60'a kadar yükseliş olursa hisseye alım iştahı gelebilir ancak. O zaman 7.40 seviyesi hedef olarak takip edilebilir. Hisse düşük TL'den de olumlu etkilenen şirketlerden. Hisse için tut tavsiyesi veriyoruz. Hedef fiyatımız 9.71 ve yaklaşık %59'luk bir getiri potansiyeline sahip. Ayrıca kar demir ile karşılaştırdığımız zaman da hissenin biraz daha dik durduğunu söyleyebilirim. Yıllık olarak baktığımızda kar demirden biraz daha iyi performans göstermiş diyebilirim. Ayrıca hissenin temettü bilgilerini izlediğimizde iyi bir temettü verimi var her sene dağıttığı ve özellikle son seneki temettü verimi oldukça yüksek. Soda, nakitle vatan ve döviz kazanan iş modeli cazip orta vadeli bir yatırım hikayesi sunuyor. Soda düşük TL'den olumlu etkilenen şirketlerden ayrıca. Hissede artık düşüşün sona gelmiş olabiliriz. 5.28 dibinden dönüş veriyor hisse. Altı seviyelerinde bir dengelenme çabası olacaktır. Teknik olarak orta vadede 7 seviyesini hedef seviyesi olarak izleyebilirsiniz. Hisse için önerimiz al. 12 aylık hedef fiyatımız 8.95 ve getiri potansiyeli yaklaşık %50-57 seviyesinde. Geri çekim olması durumunda ise yine geçtiğimiz haftanın dibi 5.28 seviyesini stop olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca hatırlatmak gerekir, şirket yeni yatırım yapıyor olsa da temettü veriminin devam etmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi her sene yaklaşık temettüyü dağıtıyor. Ortalama %4-5 seviyelerinde temettü verimleri var. Ve son hissemiz Tekfen. Önümüzdeki dönemlerde karlı projelerinin sona ermesi ve güçlü birinci yarı 2019'un yaratacağı yüksek baz etkisi nedeniyle şirketin operasyonel performansına zayıflama öngörüyoruz. Ama şirket özellikle taahhüt grubu gelirlerinin tamamına yakınının döviz bazlı olması nedeniyle TL'deki değer kaybından olumlu etkileniyor. Gübre tarafında ise döviz maliyetler fiyatlara büyük ölçüde yansıtılıyor diyebiliriz. Kurun yukarı atakları hisse fiyatına olumlu tesir edebilir. Tekfen'de zayıf TL'den faydalanıyor. Teknik olarak 22.50 üstüne atmadan uzun pozisyon almak riskli. Haftalık bazda 50 günlüğün altına sarkması da iyi olmadı açıkçası. Orta vadede kurun hareketine bağlı olarak hissede hareketlenme görebiliriz. 2020 yılı için yaklaşık %8.2'ye denk gelen temettü verimliliği beklediğimizi de belirtelim. Hisse için tavsiyemiz tut. Hedef fiyatımız 29.91, yaklaşık %40'lık artış potansiyeli mevcut. Evet, bu hisselerde kısa vadeden ziyade daha çok orta ve uzun vadeli yatırımlar yapmak yatırımlarınız için daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple zaten size günlük değil haftalık grafiklerle teknik tarafta bilgiler vermeye çalıştık. Burada önemli husus orta, uzun veya kısa vadede hisse senetleri piyasasında yatırım yaparken işlem disiplini geliştirmek ve ondan kopmamak, yani stop seviyelerini her zaman çalıştırmak olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
Ayrıca uzun vadeli düşünen yatırımcılarımız için de 2019 yılında endeksin yaklaşık %15 üzerinde getiri elde eden model portföyümüzü incelemelerini öneriyoruz. Herkese bol kazançlı günler dilerim.